siz Molotov kokteyli kullanıp... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fethullahçı terör örgütünün medya organlarının kapatılmasına karşı çıkmıştı. Savunduğu bir diğer kanalsa terör örgütü PKK'nın sesi olarak bilinen İmece TV'di. Televizyonlar kapatılıyor. Niye kapatılıyor kardeşim? Niye? Örgütün yayın organı mı olsun? Efendim? Örgütün yayın organı mı olsun? Hayır. 15 Temmuz darbesini yapan adamların. Şimdi bakın. Siz o televizyonlarda sadece örgütün değil, ben o televizyon kanallarında bağımsız pek çok kişinin haber programı yaptığını biliyorum. Kılıçdaroğlu'nun verdiği destek terör örgütlerinin medya organlarını kapatmaktan kurtaramadı. Bunun üzerine yeni bir skandala imza attı Kılıçdaroğlu. Milli iradenin yanında duran medyaya saldırdı. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın yolundan gitti. PKK'yla iş tutuyorlar. IŞİD'le iş tutuyorlar. El Nusra'yla iş tutuyorlar. Çünkü kafalarında beyin yok arkadaşlar. Bak sizin yayın organlarınız bunlar işte paçavranız bak. Havuz medyasının PKK'dan hiçbir farkı yoktur. IŞİD'den hiçbir farkı yoktur. Aynı yolda yürüyorlar bunlar. Aynı yolda yürüyorlar. Bazı arkadaşlarımız bu konuda çizgiyi böyle HDP çizgisine doğru taşıyan açılımlar içine girildi. Parti kendisini yeniden şekillendirme ihtiyacıyla karşı karşıya. Bu doğrultuda da en büyük görevin Sayın Kılıçdaroğlu'na düştüğü kanısındayım. Barikatları kuran arkadaşlara da, kişilere de, kim yapıyorsa onu bilmiyoruz tabii. Çukur kazan teröristlere arkadaşlar diyen Kılıçdaroğlu sonunda PKK'nın terör örgütü olduğunu hatırladı. Hatırladı hatırlamasını ama Türkiye siyasetine kara bir leke olarak geçecek bir açıklama yaptı. Milli medyanın terör örgütünden bir farkı olmadığını iddia edecek kadar ileri gitti. Havuz medyasının PKK'dan hiçbir farkı yoktur. IŞİD'den hiçbir farkı yoktur. Aynı yolda yürüyorlar bunlar. Aynı yolda yürüyorlar. Kılıçdaroğlu'nun milli medyaya saldırma gerekçesi de özrü kabahatinden büyük denilecek cinsten. Bakın, Şavşat'tan Ardonuç'a giderken PKK bana saldırdı. Başka kim saldırıyor? Havuz medyası saldırıyor. Aynı felsefeyle saldırıyorlar. Aynı felsefe. Aynı yolla saldırıyorlar. Bir merkezden alınan görüşü aynen ifade etmek papağana benzer. Papağana benzer. Papağanlardan oluşan bir güruh var karşımızda. Aslında CHP'nin milli medyaya yönelik bu tavrı yeni değil. 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde CHP'li Gürsel Tekin de skandal açıklamalara imza atmıştı. CHP'nin basın özgürlüğüne bakışını net bir şekilde ortaya koymuştu. 8 ve 9 Haziran'da ilk işimiz bu kirli gazetelerin tamamına el koymak olacaktır. Tamamına. Peki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu neden teröre karşı milletin yanında duran milli medyayı hedef gösteriyor? Terör örgütlerinin kararlarını savunan Kılıçdaroğlu neden milli medyayı terör örgütleriyle aynı saftaymış gibi yansıtıyor? Millet olarak birlik ve beraberliğe böylesine ihtiyaç duyulan bir dönemde niçin nefret dili kullanıyor? Politika üretmekteki eksikliği milli medyayı susturarak mı örtmeye çalışıyor? Bu sorular yanıt bekliyor. Ancak Kılıçdaroğlu'nun terör örgütleriyle ilişkili televizyonlar ve milli medyaya dair söylediklerini alt alta koyunca yaşadığı çelişki ayan beyan ortaya çıkıyor. Havuz medyasının PKK'dan hiçbir farkı yoktur. IŞİD'den hiçbir farkı yoktur. Aynı yolda yürüyorlar bunlar. Aynı yolda yürüyorlar. Televizyonlar kapatılıyor. Niye kapatılıyor kardeşim? Niye? Örgütün yayın organı mı olsun? Efendim? Örgütün yayın organı mı olsun? Hayır. 15 Temmuz Hayır darbesini efendim. Yapan adamların. Şimdi bakın. Siz o televizyonlarda sadece örgütün değil, ben o televizyon kanallarında bağımsız pek çok kişinin haber programı yaptığını biliyorum.